Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, teşekkür ediyoruz. Hepimiz de güzel, renkli bir giriş yaptık. Evet. Ekranları başında şu anda bizleri izlemekte olan izleyicilerimize de tekrardan telefonları hatırlatalım. Bizlere telefon bağlantısı ile katılmak isterseniz 0555-020-0222 telefon numaramız efendim. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Evet, öncelikle hemen solumdan Temel Başkan sizinle başlayalım. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler sizleri tanıyoruz ama ekranları başında şu an bizi Kanal S ekranlarında izleyen hem gurbetçilerimiz hem Samsunlular. Temel Erkol kimdir? Kendinizden böyle kısaca bir bahsederseniz seviniriz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Samsun Kanal S TV ve de yönetimine buradan selamlar, saygılar diliyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Temel Erkol, Samsun Çarşamba diyeyim. Aslen Ayvacık diyeyim. Evet. Çarşamba Ayvacık yokken çarşamba vardı. Çarşamba biz diye hala devam ediyoruz. Kimlikte çarşamba yazıyor. 1974 doğumlu, çarşamba doğumluyum ve de 25 yıl Ankara'da ikamet ettim. Bundan 87 yılında Samsun'dan gurbete çıkarak Ankara'da 25 yılımız, iş hayatımız orada devam etti. Son 10 yıldır Bursa'da Erkollar İnşaat olarak yine inşaat sektöründe, kamu işlerinde, konut, bu sektörde devam ediyoruz. Ve de bu vesileyle Samsunlu hemşerilerimle Bursa'da STK'larla buluştuk, tanıştık ve de orada Bursa Samsunlar Dernek Başkanlığı yapmaktayım. Ve de Federasyon Başkan Vekiliyim, İş Adamları Dernek Başkan Yardımcısıyım. Buradan Samsun'dan tüm Bursa'daki hemşerilerime, Türkiye'de, İstanbul'da, her yerde tüm millete selam olsun diyorum. Peki saygılar Bursa olsun. Samsunlar Derneği ne zaman kuruldu? Ne zamandır var? Bursa Samsunlar Derneği... Tabii daha içine tabii, gireceğiz. Ben 93 yılında Ankara'da ilk Samsunlar Derneği'ni kurmuştum. 93'ten beri STK'lar içerisinde evet. Ankara'da Sincan'da Samsunlar Derneği, sonradan Gölbaşı'nda Samsunlar Derneği, Keçiören'de Samsun Çarşambalar Derneği, vesilesiyle Bursa'da 1999 yılında kurulan bir derneğe yönetimini 2019 yılında devraldık. Dernek 23 yıllık bir kuruluşa sahip. Ve de oradaki hemşehrilerimizin yönetmiş olduğu bir derneğimiz vardı. Ve de mülkü bize ait olan, 2019'da da bize nasip oldu. Bu derneğimizde şu anda hemşehrilerimizle birlikte oranın işte restorasyonunu yaptık. Güzel bir ivme kazandırdık. Bir kurumsal bir kimlik kazandırdık. Evet. Şu anda Bursa'da hemşehrilerimize Hikmet kardeşim ve de Fermi Bey zaten birlikte orada aynı bulvarda. Bu akşam Samsun'da da aynı anda aynı yerde olmak evet. Tabii ki ayrıca bir mutluluk. Tabii ki yabancılık çekmemiş olduk bu arada kendi tabii. toprağımızda. Bu şekilde bir işte yoksullara yardımcı olmak, dulumuza, yetimize sahip çıkmak. Samsunlu, Bursa'daki Samsunlular size bir şekilde ulaşıyorlar o zaman. Bursa'daki değil, Türkiye'deki her çeşitte Samsunlar. Sadece Samsun değil, Kars'dan tut Edirne'ye kadar bize ulaşıyorlar. Çok güzel. Bursa'daki derneğe ulaşıyorlar. Evet, evet. Sizler Samsunlara... Her bulvarda olan derneklerimize iletişim halinde geçiyoruz. Olur. Evet. Evet. Ama genelde bize ulaşmaların sebebi ben genelde sosyal medya üzerinden yardım platformundan devamlı paylaştığım için evet. Benim telefonum sosyal medyada da herkese açık olduğu için biz kimseyi kapatmıyoruz. 7-24 saat hizmet vermekteyiz. O yüzden bize ulaşan, Kars'tan da ulaşan varsa Kars'taki insanlarımıza dahi yardım götürmeye çalışıyoruz. Oradaki insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Valiliğine, kaymakamlığına, işte belli mevcutlara, insanlara sunuyoruz. Yani şuralara gittiniz mi, gitmediniz mi? Gitmediyse, gitmişseler, yetersiz gelmişse biz elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi, sohbete devam edeceğiz ama... Temel Erkol kendini belki anlatamaz, insan kendini anlatamaz. Gerçekten Bursa'ya temeli sağlam attı. Yani bayağı bir derneğe ivme kazandırdı. Temel ve de, atmak benim işim dedi zaten. Temel olduğu için soy ismi de gerçekten derneğe bir ivme kazandırdı. Ve Samsun'da STK'ların değil diğer STK'ların da tanınan bir siması oldu kısa zamanda, kısa sürede. O yüzden gerçekten başarılı. Ben buradan hani yanımızda diye söylemiyorum. Arkadaşlık, dostluk başka ama yaptığı işler alkışlanacak. Birazdan değineceğiz zaten. İşleri de konuşacağız. Şey konuşacağız. Sağ olun. O ben sizin güzelliğiniz. Ben teşekkür ederim. Alırım giderken. O zaman sırayla devam ediyoruz. Evet. Bursa'da 10 yıldır Bursa'dayım. Gittiğimiz dönemden Samsun günleri yaptık. Birkaç platform toplantıları yaptık. Geniş açıda bu işte yardım platformları yaptık. Tırlarla alakalı
federasyon olarak genellikle bu işleri ön planda tuttuk. O zamanki dönemde federasyon başkan yardımcısıydım, federasyon yöneticisiydim dernek olmadan önce. Evet. Bunun sayesinde o dönemde pandemi girdi zaten. Pandemiden sonra işte pandemide hastanelerimize, sağlık çalışanlarımıza, evet, işte maske desteği ve de evinden dışarı çıkamayan işte erzak desteği, çalışamayan işçilerimizin, işte bir takım ailelerimizin yardım desteği, bunları yaptık. Kömürdü, işte yiyecekti, içecekti, evet, gibi bunlarla faaliyetlerimizi gösterdik. Bursa'da yani çünkü dernek olarak kadarıyla inanılmaz derecede Samsunlu olduğunu nüfus olarak biliyorum. Çok. Nüfus olarak çok Samsunlu olduğunu biliyorum. Şimdi, hatta belediye başkanı adayı çıksa belki belediye başkanı da vardır Samsunlu. O biraz zor. Bilmiyorum da. Şimdi şöyle bir şey var. Bursa'da muhtarlarımızın olduğunu biliyorum. Var var. Bursa'da 250 bine yakın bir Samsunlu nüfusu var. Evet. Yani belki diğer il dilimlerine böldüğünüz zaman en fazla olan nüfus sayımız Bursa'da. Bursa'daki Samsunluların hep kırsal kesimden gelip iş nedeniyle işte geçim derdine düşmelerinin sebebiyle dernekçilikte çok ön planda olmamış zamanları, geçmiş dönemlerde yapılmış çok güzel bir şeyler yapılmış. İlk balakta çok balak. Yani ama insanlar o dar zamanda, işte yok zamanda yaptıkları şeyler çok güzel şeyler yapmışlar. Yani belli. O zamanlarda 2-3 derneğimiz vardı. Sözünüzü balla keselim başkanım. Yine bir telefonumuz tabii varmış. Telefonla keselim. Alo. Alo, iyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. Kiminle görüştük? Ben Ziya Yaman. Ben diyecektim Ziya Yaman. Ziya abi hoş geldin, sefalar getirdin. Ziya abi de gördüm, iyi bir çarşambalıdır. İyi bir Samsunludur. Söz sende iyi, Ziya abi. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Hayırlı olsun inşallah programınız. Çok teşekkür ediyoruz. Temel Bey'e de hoş geldin diyorum. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Aynı şekilde Tevbe'ye de diğer arkadaşımıza hoşlanmasını saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Ziya abi nasılsın? Ayak nasıl? İyi mi? Çok şükür. İyiye gidiyor. İyiye gidiyor benim de. Allah şifa versin. Ziya abi geçmiş olsun. Eyvallah, geçmiş eyvallah olsun. Benim haberim yoktu. Şimdi Ziya abi çok süper bir adam. Bilirsiniz. Evet, biliyoruz. Her yere gitti mi şapkası, kıyafeti tam bir çarşamba. Evet. O yüzden hatta klibe çok istediğim tek Ziya abiydi. Böyle olmazsa olmaz dedik. Nasip olmadı arkadaş. Evet. Kısmetse başka bir zaman geçirdi o zaman. Yani. Evet, sözü yine Ziya abiye bırakalım bakalım neler söyleyecek. Nasıl görünüyoruz Ziya abi? Şimdi çok iyi, çok bak, ufak bir kaza geçtik ama bakalım hayırlısı. Yaptım bedenle muhafaza etsin hepimizi. Tevbi Bey'in projesini yer alacaktık ama inşallah başka bir projede, başka bir klipte. İnşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Yaptığı çalışmaları kendisine başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Var mısın Ziya abi? Gel. Sen yüreğinden gelen bir türkü okusun abi için. Mesaj alınmıştır. Teşekkür ediyoruz. Anneye babaya selamlar. Selamlar. Abi, teşekkür abi, ediyoruz abi. Ziya abi. Teşekkür sağ olasın katıldığın için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi Temel Erkol'un öyle bir özelliği var ki. Bak şimdi sen Temel Erkol'u görsen dersin ki bu adam ne zaman çalışıyor? Temel Erkol bir arayayım, neredesin? Bir yere yardım götüreyim. Neredesin? Birinin yanına gideyim. Neredesin? Hastanedeyim. Neredesin? Dernekteyim. Neredesin? Bir yerde yemekteyim. Hep dernekle alakalı ama. Yani dernekle alakalı. Bir de etkinliklerde Temel Erkol oturmaz. Bu kadar da oyun biliyor mu bir adam? Her oyunu oynuyor. Öyle, o zaman millet, oynatalım bu akşam. Bizim başkanlar gider ya genelde başkanlar evet, klasiktir. Aynen. Hemen gider böyle protokole oturur. Böyle dururlar. Alkışta yapmalılar. Yani. Tamam mı? Kasılırlar böyle. Sadece ismin anons etsinler. Başka bir şey. Temel Erkol öyle değil. Evet. Protokol istemez. Bir baktın arkada oturmuş. Baktın kalkmış oynuyor. Oyunu da özelliği. O yüzden dedim ya Samsun gerçekten dernekçiliğe orada bir yeni bir vizyon kattı. Evet. Yani enerjisiyle gerçekten kendini de kabullendirdi. Ya umarım daha iyi şeyler olur. Yani biz buradan Samsunlu sanatçı olarak İstanbul'daki bazen yapılan etkinlikleri evet, takip ediyoruz. Ve bazen şaşkınlıkla karşılıyoruz. Maalesef. Şaşırıyoruz. Yani diyoruz ki önceden biz komisyondaydık. Bir şeyler danışılarak yapılırdı. Bakıyorsun ciddi anlamda sıkıntılar var. Eksiklikler evet, var. Yani onu aşamayız. Bu zamana kadar aşamayız. Aşılmıyor. Yani evet dediğin gibi çok mücadele ettik Ümit. Yani evet, biliyorsun. Evet, evet. Burada dernek vurduk. Hiç yer, yok yerden bir şeyler var ettik. Bir noktaya geldik. Arkadaşlara izah ettik. Yani söylediklerimiz hepsi oldu mu? Yani hiç, başlarına geldi değil mi? Bak evet, sigortanız olacak dedi. Evet. Sigortası bak pandemide herkes ne kadar zor günler yaşadı ama evet,
bizim gibi adamlar Allah aşkına olsun. Evet, işte evet. Yaptığımız çalışmaların neticesinde aldık bir şeyler. İşte bunu anlatamadık kardeşlerimize. Doğru. Özellikle bizi hani bizim STK başkanlarımız olsun, siyasiler çok söz verdiler ama hiçbirinin karşılığında bir şey yok. Biz bir şey, bir de yanlış anlamayın sevgili izleyiciler. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Kimsenin cebindeki parayı da istemiyoruz. Tamam mı? Bize siz bizim gururumuzsunuz, onurumuzsunuz bilmem ne, kendilerini anlatmak için bir şey vaat etmek için, konuşturmak için her şeyi söylerler ama arkada sanki biz onların dilencisiyiz gibi kapılarına gideceksin. Yok öyle bir şey. Evet. Biz bu zamana kadar yapmadık. Bundan sonra da yapmayız. Yani biz bir konsere gitmek için ben kimseyi niye aracı yapayım? Kesinlikle. Ben de öyleyim. Yani yapmamıza gerek yok. Birilerini arayıp kaç da oraya katılmak kaç senedir program yaptık? Asla. Evet. Kaç senedir program yapıyoruz? Kesinlikle. Yani, Samsun programı yapılıyor. Samsun'un sanatçılar yok. Biz kaç yok senedir yani. Program yapıyoruz? Hani birilerinin şeyle mi? Kendi imkanlarımız. Allah razı olsun. Çok da önemli mi? Gitmemiz yok. Çok önemli değil. Ama biz sanki biz gitmemişiz gibi bizi arıyorlar. Bir de şunun bilinmesi lazım. Hikmet de burada. Ya arkadaşlar kim sanatçı kim sanatçı değil. Ne olur lütfen şunun bir analizini yapın ya da şunu bir düşünün. Herkes sanatçı. 50 yaşından sonra adam sanatçıyım diye çıkıyor. 60 yaşında emekli olmuş kadın evde bulaşık yıkayacağına sanatçıyım diyor. Ya bu zamana kadar bir de şey Türk Halk Müziği sanatçısı. Ne kadar basit ya. Türk Halk Müziği sanatçısı bilmem ne. Evet. Bir yerde klibim var. Yok klip de var. Klip çekersin. Bandrolü kasetin var mı? Yok. Bandrolü Kültür Bakanlığı'nda bir şeyin var mı? Yok. Bestenin icat edilmiş birileri tarafından okunmuş besten var mı yok? Telif gelirim var mı yok? Miyapa bilmem Mesama üye misin yok? Miya bire üye misin yok? Ya nesin? Ben sanatçıyım. Evet. Ondan sonra işte bunlar gittiler bize abi şu kadar para verin. Abi işte şunu yapalım. Abi şunu yapacağız. Başkan şunu yapacağız. Biz de orada görelim para falan istemez. Ondan sonra sanatçılar düştük ayağa. Herkes aynı kılıfa koyuyor. Sanatçılık ve dernekçilik aynıdır. Evet. Evet. Aynı. Bak evet, şimdi aynı. Bunu anlatacağım. Tabii ki sözümüzü gördüm. Dernekçilik bir dönemleri değnekçilik diye ben evet. Tabirini yapmıştım. Çünkü neden? Her yerde para toplanırdı. Evet. Elinde çantası, bağış makbuzu, para toplanırdı. Derneklerimizin birçoğu bu şekilde dernekleri kimse ciddiye almıyorlardı. Benim 93 yılından beri dernekler içerisindeyim. Samsun sedakaları içerisindeyim. İstanbul'dan tut Bursa, Ankara. Bu bölgelerde de bütün derneklerle her derneğin kurucunda yani bir kurucu olarak ya üyeliğim vardır ya bir desteğim vardır. Evet. Bununla alakalı kendimi anlatmış destek değil. Bunlara biz iş adamlarını da teşvik ediyoruz konuşurken. Evet. İnsanlar der ki ya çıkmış kendini anlatıyor. Değildi abicim. Biz dernekte iş adamı yoksa o derneğin bir temeli yoktur. Yani onun bir ana yapısı yoktur. Şimdi 3-5 tane günübirlik çalışan bir adamı 100 tane kişiyi üye yapsan 1000 tane insanı üye yapsan ne olur? Aynen. Adam zaten akşama evine götürecek olduğu erzağın, rızığın hesabını yaparken senin derneğine aidat çok cüzi bir para. 20 liradır aylık ama evet. Onu ödemesi gözüne bana dernek ne veriyor anlamı. Dernek ne veriyor anlamı vatandaş haklı mıdır? Haklıdır. Dernek bir şey vermez. Ama dernek kültürünü yayma için bir önder araçtır. Evet. Yani sen Samsunlusun. Samsun kültürünü yayabilmek için gençlerini şehrinde, hangi şehirde yaşıyorsan o şehirde gençlerini bir araya getirip kaynaştırmaktır. Bölgeden çıktığın, gittiğin bölgen Samsun'daki örf ve adetini, kültürünü unutturmamaktır. Kesinlikle. Biz bunu kesinlikle çözemedik. Neden? Birçoğu yapılar ters düşüyor. Herkes kendi, işte ben yaparım, işte benim dediğim olsun. Evet. Bunlar olduğu müddetçe dernekçilikte bakabilirsiniz. Telefon var. Telefon var. Yani. Yok şu an telefon. Evet. Onunla alakalı bunları biz aradan kaldırmak için iş adamlarını derneklerimize yaptık. Sen olursan birkaç iş adamını daha gidip ziyaret edip yapabiliyorsun. Ama öbürkü diyor ki ya benim ne işim var dernekte kardeşim ben iş adamıyım benim tuzum kuru. Evet. Değil abi. Sen zaten o bir şey bir yere gelmişsen bir noktaya gerideki kalan hemşerine ve de ki o şehirde yaşayan hemşerine ön ayak olmak zorundasın. Tabii. Yani Allah bana verdi tamam ben hayrımı hasenatımı yapıyorum. Kendi dernek ve kendi birimin altında yapman daha mantıklı. Biz bunu şu anda vakıflaştırdık. Yani Bursa'm İyilik Vakfı olarak inşallah o daha iyi olur diye hesabını yapıyoruz. Dernek olarak bugüne kadar yardımlar konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Hı hı. Ama bizim sadece kültürel anlamda Bursa'da biraz bir şeyimiz var. Bunu aşamadık. Yani büyük festivaller yapamadık. Eğlenceler kuramadık. Bir de pandeminin etkisi.
Onun peşinden de zaten süreç yeni başladı. İnşallah önümüzde biz bu yıl yapacaktık yıl sonu döneminde ama yine de benim de bu arada bir düğünüm olacağı için, oğlumu evlendireceğim için onu da seneye artık kendi imkanlarımla yapacağım. Yani ben üyeden hiçbir şey beklemedim bugüne kadar. Evet, eşim de dostumla, birkaç dostlarla beraber biz Samsun hemşehrilerimizi Bursa'da yaşayan hepsini bir camiada toplamak, eğlendirmek, herkes yöresini, halkının oyunlarını oynaması, işte örf ve adetlerindeki yemeklerinin tatlarının tatlandırması bizim amacımız bu. Yani bunun yapılması gerekiyor mu? Yapılması gerekiyor. Derneklerin de görevi bu. İnsanlara aracılıktır. Tabii. Toplum, yani oradaki yaşadığın şehirde işte bir dernek başkanı meclisine, düğününe, hemşerisinin cenazesine, iyi gününde, kötü gününde yanında olması gerekiyor. İnşallah bunu elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Buradan öncelikle bir selamlarımızı söylemedik ama bir selam söyleyelim ki çok programın sonunda olursa ayıp olur. Şimdi oradaki federasyon başkanımız Savaş Otuş Bey'e ve de yönetimindeki tüm federasyon yönetimci arkadaşlar isimlerini sayamayız. Evet. Bursa'da yaşayan tüm Samsunlu hemşerilerime buradan selam olsun. Şu anda yeğenimin düğünü vardı. Evet. Çarşamba'da düğünü bıraktım geldim. Evet. O yüzden biraz programa. Geç kaldım diye de şey acele ettik inşallah. Hayırlı olsun buradan, dileklerimizi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ona da mutluluklar diliyorum yeğenime ve tüm aileye, kusura bakmasına bu akşamın programında onları bıraktık geldi geri programda. Çetin Başkan'a öncelikle selamımızı söyleyelim. De selam var. Asarlık hazır dernek başkanım ama benim de başkan yardımcım. Düğmeyi iyilik dedim, ayakta bekliyorum. He, şimdi bekler, birazdan arayabilir yalan belki. İzlersen. Şimdi senden bir istek evet. Var. Sevgili Ziya. Evet sevgili Ziya Yaman. Buradan tekrar geçmiş olsun. Bizim için önemli. Yine Cengiz Erbil'in selamı var. Ela gözlüğümü Fehmi söyler demiş. Ela gözlüğümü okursa. Cengiz Erbil'e de buradan tabii Erbil'ler Ümit kardeşim de orada düğün salonunda güzel tesisler yaptılar. Evet. Samsun'a güzel işler kazandırdılar. Tabii. Onları tebrik ediyorum. Hadi bakalım. Yani bu programlar sayesinde çoğu hemşehrilerimize ulaştık. Tabii. Dediğimiz derneklerin aracılığı, vesilesi, amacı da bu olmalı. İşte hemşehrilerini bir araya toplamalı. Sadece Samsunlu değil, demin Hikmet Bey'in dediği gibi, Trabzonlu gibi. Yani biz bunu pek ayıtlamıyoruz. Bazı illerimizin bu yaptığı yöresel ayrımcılık olabiliyor ama biz buna pek kınıyoruz yani daha Türkçesi. Yani dediğimiz gibi bütün misafirlerimiz her yöreden katılım yapılıyor. Şenliklerde olsun, tabii, festivallerde olsun. Oraya sadece Samsunlu gitmiyor. Tabii. Yani burada bir Bursa şehrinde bir şenlik yapıyorsan oradaki bütün kuvvetli bölgelerden, Karadeniz'in hepsi evet, herkes orada. Bırak doğudan da olsun, bizim doğulu dostlarımız tabii da var, komşularımız da var. O insanlar da katılıyor. Her bölgeden bir sanatçı 70-80 bir vilayetten çağıramasın ama
Oradaki anılmış belli olan, belli başlı olan bölgelerden her sanatçıdan çağırabilirsiniz. Orada o insanlar birbiriyle kaynaşmış olur. Kaynaşmanın adı bu zaten, dernekçiliğin. Sosyal etkinliğin yapılmasındaki amaç bu. İnsanları birbiriyle kaynaştırmak, örf adetlerini tanıtmak. Ben Trabzonlu geliyor, benim oradaki şenliğime, mitiğime geldiği zaman onun da orada bir hemşerisinin söylemesi, onun da coşmasını isteriz. Biz gittiğimizde Trabzonlu hemşerilerimizin, gidiyoruz, katılıyoruz bütün şenliklere biz dernek başkanı olarak. Orada bizim de bir hemşerimizin çıktığı zaman biz de alkışlamak isteriz, coşmak isteriz. Bunu sadece Trabzon, Samsun üzerinden konuşmuyorum. Genel olarak, Karadeniz olarak konuşuyorum. İnşallah bunu aşacağız. Genel anlamda bir sahiplenme olmalı. Evet, sahiplenme yani olması hem derneklerin birbiriyle, hem de özellikle yani belediye başkanlarımız olsun, işte valimiz olsun, herkes üstüne düşeni yapmalı. Yani sanatçı desteklenmeli. Kültürel anlamda. Sanatçıyı sen desteklemezsen, sanatçıya sen değer vermezsen, yaptığın etkinliklerde, yapmış olduğun kültürel etkinliklerde, yani 5 yıl görev yapıyorsun. 5 yıl boyunca Samsun'da şöyle kamuoyunda bir araştırma yapılsa, say denilsin, kaç tane sanatçı sayacaklar? Hiçbirimizi davet etmiyor birçok belediye başkanımız mesela. Ben buradan sitem etmiyorum. Evet. Bu görev esasında kime düşüyor? Kültür müdürlerine. Hikmet gel de konuşma. Yani bunları sitem değil bu. İşte değil. Anlatmak istediği konu nedir biliyor musun? Şimdi Ümit Samsun'da, öbür adam İstanbul'da. Evet. Ümit sanatıyla o adamı ona katlar ama öbür adam geliyor buraya. Evet. Niye? İstanbul. Çünkü Ümit Samsun'da. İşte evet, konuşmak evet gerekiyor. Şimdi bizim... Yine unutmayın, bir telefonumuz daha varmış. Telefonu alalım, sonra devam edelim aynı konudan. Tamam. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ümit Bey. İyi akşamlar. Hasan Uçak. Evet başkanım, sonunda katılabildin yayınımıza. Hoş geldin, sefalar getirdin başkanım. Evet, akşamdan beri bağırmaya çalışıyorum. Bu farkındayız. Teşekkürler. Israrla aradınız, ulaştınız ama. Tebrikler. Teşekkürler. Ben başkanıma, sevgili kardeşim Fehmi'ye, sanatçı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Başkan, sen de burada olmanı isterdik ama Rize'ye uçmuş. Valla bizim biliyorsunuz. Evet. Türkiye'nin her yerini geziyor başkanım. Evet. Buyur başkan. Derecik Grubu Adere ve Balkan Türkleri ve mahallem adına, özellikle Nihat Uçak adına sizlerden telli turnam istiyorum. Telli turnam. Evet. Tamam inşallah. Nihat Uçak'a da buradan selam olsun. Biz saygılar, teşekkür ediyoruz. Teşekkür saygılar başkan. Sağ olasın. Selam olsun. Nihat abi de bekliyordur. Evet şimdi Derecik Mübadele Balkan Türkleri Dernek Başkanı. Ona da birçok etkinlikte evet, bizlere bırakmaz. Sağ olsun. Evet, hep beraber olduk. Evet, kaldığınız yani, yerden. Yani işte biraz önce konuya değindik. Ümit'in söylediği de doğru. Niye doğru? Şimdi belediyelere, Büyükşehir Belediyesi var Samsun'dan. Evet. Kaç tane etkinliğe bir tane Samsunlu sanatçı gelmiş? Biz bunları burada bize düşen de var aslında. Biz kamuoyu oluşturamıyoruz. Ama yani yapışta biz belediye mi gideceğiz? Yani STK'lar var, sivil toplum örgütleri var. Siz konuştuğunuz zaman bunu yanlış anladınız. Evet. İşte birisi konuşamıyor. Ben onu sizler konuşmalısınız. Aynen sen konuş. Ben konuşayım. Başkanım bunları sizler yapmalısınız. Bak şimdi. Bunu tabii ki bizlerin üzerine çok görev düşüyor burada. Bizim bununla eksiğimiz var. Bu var, yok demiyoruz. Sadece şimdi geçmişi geleceği değil de bu yıllarca böyle. İşte değiştiremedik yani dedik. Bunu bir türlü neden? Aslında bu ilin belediye başkanı. İlçelerin belediye başkanları. Festivallerinde neden sanatçılarını çağırmıyor? Ben kendilerine ben soruyorum. Ben bir dernek olarak bir festival yaptım da kendi hemşirelerimi toplayabiliyorsam neden de bir belediye başkanı yapmasın yani? Aynen. Ben bunları ben defalarca söylüyorum. Yani bugün Samsun Belediye Başkanı Ziya Bey'in zamanında olsun, bu dönemdeki Mustafa Bey'in zamanı olsun, kendi ilçelerimizde 17 tane ilçemiz var. 17 ilçenin başkanlarıyla dahi oturduğumuz zaman ya nedir yani, sıkıntı nedir? Bunu çözemedik. Yani bizim Samsun'da bu siyasette bir, bu Bursa'da da var. Bir siyaset çöküntüsü var. Bursa buradan da beter. Siyasi çöküntüsü var yani. Bir siyasetin kaldıramadığı
bir ekipman var yani. Bunu bir türlü aşamadılar. Evet. Ben Ankara'da 25 yıl oturdum. 25 yıl Ankara'nın siyasetinin içindeydim. Ankara'daki siyaset Türkiye'nin, tamam Ankara Türkiye'nin başkenti. Eyvallah ama yani gittiğim zaman Kayseri'ye, Konya'ya, Türkiye'nin her tarafında gezdim yani. Allah bize nasip etti. Her gittiğimiz bölgelerde bu insanlar, belediyeler, o kültür sanatla ilgilenen birimler sanatçılarına sahip çıkıyor. Evet. Aman gel gelelim ne var bizim bu Karadeniz'imizde çözemedim. Evet. Yani sanat dediğin zaman illa İstanbul'da yani reklamı çok dönen mi olmalı, gerçek sanat mı olmalı? Evet. Yani ben bunu tenzih ediyorum. Bunun üzerine bir program yapsak yine yani, vakit yetmez. Yani gerçekten uzun, çok uzun konuşulacak. Belki biraz uzattık ama ekranlara başındakiler. Evet bizi anlamıştır diye düşünüyorum. Dostlarımızdan özür dileriz tabii ki uzattık. Onlar da program izlemek, müzik izlemek istiyorlar. Hepsi sanat canıyız. Benden evet. Başkası sanat, ben türkü söylemeyi bilmem ama konuşmayı, mikrofon aldım, susmayı da bilmem demiş. Yani herkese yavaş yavaş ama toparlayacağız. Ümit Bey sizi gerçekten... De diyor ki artık yavaş yavaş sonlara geldik. Tamam bitireceğiz. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum bu akşamki için. Ben teşekkür buradan, ederim. Buradan tabii ki Tutuşlar Müzik Apol'a, tüm seyircilerimize, bizi izleyen hemşehrilerimize ve... Evet şimdi Derecik Mübadele Balkan Türkleri Dernek Başkanı. Ona da birçok etkinlikte... Evet, tanıyorum. Bizleri bırakmaz. Evet, sağ olsun. Evet hep beraber olduk. Evet. Kaldığınız yani, yerden. Yani işte biraz önce konuya değindik. Ümit'in söylediği de doğru. Niye doğru? Şimdi belediyelere, Büyükşehir Belediyesi var Samsun'da. Evet. Kaç tane etkinliğe bir tane Samsunlu sanatçı gelmiş? Biz bunları... Burada bize düşen de var aslında. Biz kamuoyu oluşturamıyoruz. Ama yani o yapıştır, bizde de eksiklikler belediye var. Mi gideceğiz? Yani STK'lar var, sivil toplum örgütleri var. Siz konuştuğunuz zaman bunu yanlış anladınız. Evet. İşte birisi konuşamıyor. Ben, onu sizler konuşmalısınız. Ben konuşayım. Başkanım bunları sizler yapmalısınız. Bak şimdi. Bunu tabii ki bizlerin üzerine çok görev düşüyor burada. Bizim bununla eksiğimiz evet. Var mı? Var. Yok demiyoruz. Sadece şimdi geçmişi geleceği değil de bu yıllarca böyle. İşte değiştiremedik yani bunu ki. Bir türlü neden? Aslında bu ilin belediye başkanı. İlçelerin belediye başkanları. Festivallerinde neden sanatçılarını çağırmıyor? Ben kendilerine ben soruyorum. Ben bir dernek olarak bir festival yaptım da kendi hemşehrilerimi toplayabiliyorsam neden bir belediye başkanı yapmasın yani? Aynen. Ben bunları ben defalarca söylüyorum. Yani bugün Samsun'un belediye başkanı Ziya Bey'in zamanında olsun, bu dönemdeki Mustafa Bey'in zamanı olsun. Kendi ilçelerimizde 17 tane ilçemiz var. 17 ilçenin başkanlarıyla dahi oturduğum zaman. Yani nedir yani? Sıkıntı nedir? Bunu çözemedik. Yani bizim Samsun'da bu siyasette bir, bu Bursa'da da var. Evet. Bir siyaset çöküntüsü var. Bursa buradan da beter. Beter. Siyasi çöküntüsü var yani. Bir siyasetin kaldıramadığı bir ekipman var yani. Bunu bir türlü aşamadılar. Evet. Ben Ankara'da 25 yıl oturdum. 25 yıl Ankara'nın siyasetinin içindeydim. Ankara'daki siyaset Türkiye'nin, tamam Ankara Türkiye'nin başkenti. Eyvallah ama yani gittiğim zaman Kayseri'ye, Konya'ya, Türkiye'nin her tarafında gezdim yani. Allah bize nasip etti. Her gittiğimiz bölgelerde bu insanlar, belediyeler, o kültür sanatla ilgilenen birimler sanatçılarına sahip çıkıyor. Evet. Aman gel gelelim ne var bizim bu Karadeniz'imizde çözemedim. Evet. Yani sanat dediğin zaman illa İstanbul'da yani reklamı çok dönen mi olmalı, gerçek sanat mı olmalı? Evet. Yani ben bunu tenzih ediyorum. Bunun üzerine bir program yapsak yine yani, vakit yetmez. Yani gerçekten uzun, çok uzun konuşulacak. Belki biraz uzattık ekranlara başındakiler. Evet bizi söyleyeyim. Anlamıştır diye düşünüyorum. Dostlarımızdan özür dileriz tabii ki uzattık. Onlar da program izlemek, müzik izlemek istiyorlar. Hepsi sanat canıyız. Benden evet. Başkası sanat, ben türkü söylemeyi bilmem ama konuşmayı, mikrofon aldım, susmayı da bilmem demiş. Yani herkese yavaş yavaş ama toparlayacağız. Ümit Bey sizi gerçekten... De diyor ki artık yavaş yavaş sonlara geldik. Tamam bitireceğiz. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum bu akşamki için. Ben teşekkür buradan, ederim. Buradan tabii ki Tutuşlar Apol'a, tüm seyircilerimize, bizi izleyen hemşehrilerimize ve... Aleyküm selam. Selam ve tatlıya da buradan ben de selam çok güzel veriyorum. Programlar yapıyor. Taraftarın sesiyle sanal ekranlarında. Güzel projeler yapıyor. Mahmut Erdoğan'a da teşekkür ederim geldi bizlere sağ olsun. Hakikaten etti burada. Değerli dostumuz Kanal S. Mahmut. Yıllar sonra evet, Mahmut Erdoğan'la görüştük. Geldi evet. Bizlere. Haber muhabere değil mi? Evet. Bölge müdürü. Bölge müdürü burada. Karadeniz. Sevgili Mahmut Erdoğan'a selam olsun. Evet.
Yine Millet Mahallesi Dernek Başkanı Senan Uçurcu'na selam var. Maşallah. Bütün başkanlar bizi izliyor o zaman bu akşam. Ne güzel. Samsunlu dernekler. Yani Millet Mahallesi'ne, Bursa'ya selamlarımız olsun. Senan Başkan'a güzel. Selamlar olsun. Evet başkan. Şimdi Ümit dedi ki bu akşam program sende de, o yüzden bana bıraktı sunucuları. Evet, program çok güzel gidiyor. Teşekkür ediyoruz. Sizleri ağırladığınız için, misafirlerinizle dolayı çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Veda konuşması gibi oldu. Veda etme daha, tabii. Kaç kişi program? Daha var. Yavaş yavaş. Bir de vedaya var ya. Ne olacağı belli olmaz. Saat 1'e kadar buradayız. Evet. Mesele yok. Bizim için önemli olan dost sahne olması. Kesinlikle. Ortam sıcaklaştı. Evet. Daha soğuk ama sıcaklaştırdı. Samimi oldu. Evet. Evet, daha güzel. Güzel projelerde, güzel işlerde yine inşallah hemşehrilerimizle birlikte olmak dileğiyle. Bizler özellikle Bursa olsun, İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun, bu tarz yerlerde Samsunlu hemşehrilerimizle buluştuğumuzda çok mutlu oluyoruz. Evet. Ayrı bir keyif alıyoruz. Onlar da bizi görmekten çok keyif alıyorlar. Keza sanatçı olan herkes bunu hisseder. Biz mesela Samsun'da, özellikle Samsun'da o duyguyu çok iyi yaşayamıyoruz. Onu devam edeceğim ama bir telefon varmış. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Samsun Çarşamba'dan iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Kiminle görüştük? Ben Samsun'un Fehmi kardeşimden isteyebilirim. Tabii ki. Parasıyla değil mi? Buyurun. Bu Çarşamba'dan diyorum ben. Bu memleketin turizmi istiyorum yani. Samsun benim memleketim. Memleketim evet, mi? Hüseyin Şimşek'in halasında olayım. Öyle mi? Selam, selam olsun. Selam olsun. Hüseyin abiye de buradan, Hüseyin Şimşek abimize selam olsun. İlerleyen haftalarda. Saygılar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim, çok teşekkürler. Evet. Çarşamba'da bizi yoğun yani şekilde takip ediyor. Yani dediğimiz konular önemli. Kesinlikle. Yani bizler orada daha mutlu oluyoruz. Tam söyleyecektim. Toparla yine sen. Ben devam edeyim. Yok sen toparla. Temel Başkan bu konularda bizim için ideal. O yüzden tam aradığımız keşke böyle kriterler çoğalsa böyle. Bir hemşehrimizle buluştuğumuz zaman bir arada olmak çok güzel bir şey. Biz de sizlerle mutlu oluyoruz bu konularda. Neden? Hemşehrilerimizi göz ardı etmemek lazım dedik ya, sanat camiası. Sanat şu anda son dönemlerde tamamen hemşehriciliği de bıraktı. Herkes dediğimiz gibi dibe vurdu. Biz Samsun'a geliş nedenimiz Fehmi Bey'de bizim Ayvacık ilçemizin tanıtımı. Ve de Ayvacık'ın hiç şarkısı yoktu herhalde. Evet. Ayvacık'ın güzel bir şarkısını yaptı. Evet. Ve de yazarı da kendisi, söyleyen de kendisi, çizen de kendisi. Evet. Birkaçta ben kelam kattım oraya. Çok güzel. Ondan sonra dedi ki Ayvacık nasıl bir yerdir? Ayvacık biraz soğuk, biraz esintili yerdir ama iyi yerdir. Yani barajları su dolu. Barajı da güzel oluyor. Yani. Evet. Belediye başkanına selam olsun. Belediye başkanından çok ilgilendiği için selam olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hatta Ayvacıklara çok ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Onlar da bizi inşallah bu program sayesinde duyarlar yani. Onların hepsine ayrı ayrı selam gönderiyorum. Bursa'ya bekliyorum hepsini. Onların misafirliği gibi biz de bir misafirlik yapmak isteriz onlara. İnşallah. Dostlarımız, bizi izleyen dostlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selam olsun buradan. Dediğim gibi sanat camiası, bak ne güzel, ben sizi tanıyorum. Evet. Bu program sayesinde tanımış evet. olduk. Fehmi Bey sayesinde. Hikmet kardeşimizle zaten Bursa'da aşağı yukarı bir 6-7-10 yılı aşkın tanışıyoruz. Evet. Düğünlerde, programlarda bir arada oluyoruz. Başkanım, hatta bir bazen, telefon daha varmış. Tabii. Sözünü kesip yüzünleşiyoruz. Ne güzel, daha duygusallaştık evet. şimdi. Birazcık sohbet, sonrasında bir hareketli daha yapalım. Selamet Tatlı'na selam var. Aleyküm selam. Selamet Tatlı'ya da buradan evet, ben de selam çok güzel yediriyorum. Programlar yapıyor. Taraftarın sesiyle, kanal ekranlarında güzel projeler yapıyor. Mahmut Erdoğan'a da teşekkür ederim. Geldi bizlere sağ olsun. Onur etti burada. Değerli evet, dostumuz Kanal S. Yıllar evet, sonra evet, Mahmut Erdoğan'la görüştük. Geldi evet. bizlere. Haber muhabere değil mi? Evet. Bölge müdürü. Bölge müdürü burada. Karadeniz. Sevgili Mahmut Erdoğan'a ediyoruz. Selam olsun. Evet. Yine Millet Mahallesi Dernek Başkanı Senan Uçurcu'na selam var. Maşallah. Bütün başkanlar bizi izliyor o zaman bu akşam. Ne güzel. Samsunlu dernekler. Yani Millet Mahallesi'ne, Bursa'ya selamlarımız olsun. Selam başkanım. Güzel. Selamlar olsun. Evet başkan. Şimdi Ümit dedi ki bu akşam program sende de, o yüzden bana bıraktı sunucuları. Evet, program çok güzel gidiyor. Teşekkür ediyoruz. Sizleri ağırladığınız için, misafirlerinizle dolayı çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Veda konuşması gibi oldu başkan. Veda etme daha, tabii. Kaç kişi program? Daha var. Yavaş yavaş. Bir de vedaya var ya. Ne olacağı belli olmaz. Saat 1'e kadar buradayız. Evet. Mesele yok. Bizim için önemli olan dost sahne olması. Kesinlikle. Ortam sıcaklaştı. Evet. Daha soğuk ama sıcaklaştırdık. Samimi oldu. Evet. Evet, daha güzel.
güzel projelerde, güzel işlerde yine inşallah hemşehrilerimizle birlikte olmak dileğiyle. Bizler özellikle Bursa olsun, İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun bu tarz yerlerde Samsunlu hemşehrilerimizle buluştuğumuzda çok mutlu oluyoruz. Evet. Ayrı bir keyif alıyoruz. Onlar da bizi görmekten çok keyif alıyorlar. Keza sanatçı olan herkes bunu hisseder. Biz mesela Samsun'da, özellikle Samsun'da o duyguyu çok iyi yaşayamıyoruz. Onu devam edeceğim ama bir telefon varmış. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Samsun Çarşamba'da iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Kiminle görüştük? Ben Samsun'un Fehmi kardeşimden isteyecektim. Tabii ki. Parasıyla değil mi? Buyurun. Bu Çarşamba'dan diyorum ben. Bu memleketin turizmi istiyorum yani. Samsun benim memleketim. Memleketim mi? Evet. Hüseyin Şimşek'in halasında olayım. Öyle mi? Selam olsun. Selam olsun. Hüseyin abiye de buradan Hüseyin Şimşek abimize selam olsun. İlerleyen haftalarda. Saygılar, saygılar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Çarşamba'da bizi yoğun bir yani şekilde takip ediyor. Yani dediğimiz konular önemli. Kesinlikle. Yani bizler orada daha mutlu oluyoruz. Tam söyleyecektim. Toparla yine sen. Ben devam edeyim. Yok sen toparla. Temel Başkan bu konularda bizim için ideal. O yüzden tam aradığımız keşke böyle kriterler çoğalsa böyle. Bir hemşehrimizle buluştuğumuz zaman bir arada olmak çok güzel bir şey. Tabii. Sizlerle mutlu oluyoruz bu konularda. Neden? Hemşehrilerimizi göz ardı etmemek lazım dedik ya sanat camiası. Sanat şu anda son dönemlerde tamamen hemşehriciliği de bıraktı. Herkes dediğimiz gibi dibe vurdu. Biz Samsun'a geliş nedenimiz Fehmi Bey'de bizim Ayvacık ilçemizin tanıtımı ve de Ayvacık'ın hiç şarkısı yoktu herhalde. Evet. Ayvacık'ın güzel bir şarkısını yaptı. Evet. Ve de yazarı da kendisi, söyleyen de kendisi, çizen de kendisi. Evet. Birkaç da ben kelam kattım oraya. Çok güzel. Ondan sonra dedi ki Ayvacık nasıl bir yerdir? Ayvacık biraz soğuk, biraz esintili yerdir ama iyi yerdir. Yani barajları su dolu. Barajı da güzel olur yani. Evet. Belediye başkanına selam olsun. Belediye başkanına çok ilgilendiği için selam olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hatta Ayvacıklara çok ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Onlar da bizi inşallah bu program sayesinde duyarlar yani. Onların hepsine ayrı ayrı selam gönderiyorum. Bursa'ya bekliyorum hepsini. Onların misafirliği gibi biz de bir misafirlik yapmak isteriz onlara. İnşallah. Dostlarımız, bizi izleyen dostlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selam olsun buradan. Dediğim gibi sanat camiyesi, bak ne güzel ben sizi iyi tanıyorum. Evet. Bu program sayesinde tanımış evet. olduk. Fehmi Bey sayesinde. Hikmet kardeşimizle zaten Bursa'da aşağı yukarı bir 6-7-10 yılı aşkın tanışıyoruz. Evet. Düğünlerde, programlarda bir arada oluyoruz. Başkanım hatta bir bazen... telefon daha varmış. Tabii. Sözünü kesiyorum ama. Buyurun. Bekletmeyelim. Alo. Alo. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Salih Bey, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun, sizi dinliyoruz. Doğru. Bey, bir türkü istiyoruz. Daha da çalmak mümkün mü? Tiyo mu alıyoruz abi? Buyurun. Nasıl anlayamam? Hangi eseri istiyorsunuz? Anlayamadık. Mustafa Küçük. Peki. Armağan edin. Tamam, armağan edelim. Kime armağan ediyorsunuz? Düştü. Tamam. Devam edelim başkanım kaldığımız yerden o zaman. Yani bu programlar sayesinde çoğu hemşehrilerimize ulaştık. Tabii. Dediğimiz derneklerin aracılığı, vesilesi, amacı da bu olmalı. İşte hemşehrilerini bir araya toplamalı. Sadece Samsunlu Samsunlu değil. Demin Hikmet Bey'in dediği gibi. Trabzonlu Trabzonlu gibi. Yani biz bunu pek ayıtlamıyoruz. Bazı illerimizin bu yaptığı yöresel ayrımcılık olabiliyor ama biz buna pek kınıyoruz yani daha Türkçesi. Yani dediğimiz gibi bütün misafirlerimiz her yöreden katılım yapılıyor. Şenliklerde olsun, tabii. Festivallerde olsun. Oraya sadece Samsunlu gitmiyor. Tabii. Yani burada bir Bursa şehrinde bir şenlik yapıyorsam oradaki bütün kuvvetli bölgelerden, Karadeniz'in hepsi evet, herkes orada. Bırak doğudan da olsun, bizim doğulu dostlarımız tabii. da var, komşularımız da var. O insanlar da katılıyor. Her bölgeden bir sanatçı 70-80 bir vilayetten çağıramasın ama oradaki anılmış belli olan, belli başlı olan bölgelerden her sanatçıdan çağırabilirsiniz.
Orada o insanlar birbiriyle kaynaşmış olur. Kaynaşmanın adı bu zaten dernekçiliğin. Sosyal etkinliğin yapılmasındaki amaç bu. İnsanlar birbiriyle kaynaştırmak, örf adetlerini tanıtmak. Ben Trabzonlu geliyor, benim oradaki şenliğime, mitiğime geldiği zaman onun da orada bir hemşerisinin söylemesi, onun da coşmasını isteriz. Biz gittiğimizde Trabzonlu hemşerilerimizin gidiyoruz, katılıyoruz bütün şenliklere biz dernek başkanı olarak. Orada bizim de bir hemşerimizin çıktığı zaman biz de alkışlamak isteriz, coşmak isteriz. Bunu sadece Trabzon, Samsun üzerinden konuşmuyorum. Genel olarak Karadeniz olarak konuşuyorum. İnşallah bunu aşacağız. Genel anlamda bir sahiplenme olmalı. Evet, sahiplenme yani olması hem derneklerin birbiriyle hem de özellikle yani belediye başkanlarımız olsun, işte valimiz olsun, herkes üstüne düşeni yapmalı. Yani sanatçı desteklenmeli. Kültürel anlamda. Sanatçıyı sen desteklemezsen, sanatçıya sen değer vermezsen, yaptığın etkinliklerde, yapmış olduğun kültürel etkinliklerde yani 5 yıl görev yapıyorsun. 5 yıl boyunca Samsun'da şöyle kamuoyunda bir araştırma yapılsa say denilsin, kaç tane sanatçı sayacaklar? Hiçbirimizi davet etmiyor birçok belediye başkanımız mesela. Ben buradan sitem etmiyorum. Evet, bu görev esasında kime düşüyor? Kültür müdürlerine. Hikmet gel de konuşma. Yani bunları sitem değil bu. Değil. Bu anlatmak istediği konu nedir biliyor musun? Şimdi Ümit Samsun'da, öbür adam İstanbul'da. Evet. Ümit sanatıyla o adamı ona katlar ama öbür adam geliyor buraya. Evet. Niye? İstanbul. Çünkü Ümit Samsun'da. İşte evet, konuşmak evet gerekiyor. Şimdi bizim... yine unutmayın, bir telefonumuz daha varmış. Telefonu alalım, sonra devam edelim aynı konudan. Tamam. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ümit Bey. İyi akşamlar. Hasan Uçak. Evet başkanım, sonunda katılabildin yayınımıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdin başkanım. Akşamdan beri bağlanmaya çalışıyorum. Bu farkındayız. Teşekkürler. Israrla aradınız, ulaştınız ama. Tebrikler. Teşekkürler. Ben başkanıma, sevgili kardeşim Fehmi'ye, sanatçı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Başkan, sen de burada olmanı isterdik ama Rize'ye uçmuş. Valla bizim biliyorsunuz. Evet. Türkiye'nin her yerini geziyor başkan. Evet. Buyur başkan. Derecik Grubu Adere ve Balkan Türkleri ve Mahallem adına, özellikle Nihat Uçak adına sizlerden telli turnam istiyorum. Telli turnam. Evet. Tamam inşallah. Nihat Uçak'a da buradan selam olsun. Biz saygılar teşekkür ediyoruz. Teşekkür saygılar başkan. Sağ olasın. Selam olsun. Nihat abi de bekliyordur. Evet şimdi Derecik Mübadele Balkan Türkleri Dernek Başkanı. Ona da birçok etkinlikte. Evet, bizlere bırakmaz. Sağ olsun. Evet, hep beraber olduk. Evet, kaldığınız yani, yerden. Yani işte biraz önce konuya değindik. Ümit'in söylediği de doğru. Niye doğru? Şimdi belediyelere, Büyükşehir Belediyesi var Samsun'dan. Evet. Kaç tane etkinliğe bir tane Samsunlu sanatçı gelmiş? Biz bunları burada bize düşen de var aslında. Biz kamuoyu oluşturamıyoruz. Ama yani bizde belediye mi gideceğiz? Yani STK'lar var, sivil toplum örgütleri var. Konuştuğunuz zaman bunu yanlış anladınız. Evet. İşte birisi konuşamıyor. İşte onu sizler konuşmalısınız. Aynen sen konuşuyorsun. Başkanım bunları sizler yapmalısınız. Bak şimdi. Bunu tabii ki bizlerin üzerine çok görev düşüyor burada. Bizim bununla eksiğimiz var mı? Var, yok demiyoruz. Sadece şimdi geçmişi geleceği değil de bu yıllarca böyle. İşte değiştiremedik yani dedik. Bunu bir türlü neden? Aslında bu ilin belediye başkanı, ilçelerin belediye başkanları, festivallerinde neden sanatçılarını çağırmıyor? Ben kendilerine ben soruyorum. Ben bir dernek olarak bir festival yaptım da kendi hemşirelerimi toplayabiliyorsam neden bir belediye başkanı yapmasın yani? Aynen. Ben bunları ben defalarca söylüyorum. Yani bugün Samsun Belediye Başkanı Ziya Bey'in zamanında olsun, bu dönemdeki Mustafa Bey'in zamanı olsun, kendi ilçelerimizde 17 tane ilçemiz var. 17 ilçenin başkanlarıyla dahi oturduğumuz zaman ya nedir yani, sıkıntı nedir? Bunu çözemedik. Yani bizim Samsun'da bu siyasette bir, bu Bursa'da da var. Bir siyaset çöküntüsü var. Bursa buradan da beter. Beter. Siyasi çöküntüsü var yani. Bir siyasetin kaldıramadığı bir ekipman var yani. Bunu bir türlü aşamadılar. Evet. Ben Ankara'da 25 yıl oturdum. 25 yıl Ankara'nın siyasetinin içindeydim.
Ankara'daki siyaset Türkiye'nin, tamam Ankara Türkiye'nin başkenti. Eyvallah ama yani gittiğim zaman Kayseri'ye, Konya'ya, Türkiye'nin her tarafında gezdim yani. Allah bize nasip etti. Her gittiğimiz bölgelerde bu insanlar, belediyeler, kültüre, o kültür sanatla ilgilenen birimler sanatçılarına sahip çıkıyor. Evet. Aman gel gelelim ne var bizim bu Karadeniz'imizde çözemedim. Evet. Yani sanat dediğin zaman illa İstanbul'da yani reklamı çok dönen mi olmalı, gerçek sanat mı olmalı? Evet. Yani ben bunu tenzih ediyorum. Bunun üzerine bir program yapsak yine yani, vakit yetmez. Yani gerçekten uzun, çok uzun konuşulacak. Belki biraz uzattık ama ekranlar başındakiler. Her zaman evet, bizi anlamıştır diye düşünüyorum. Dostlarımızdan özür dileriz tabii ki uzattık. Onlar da program izlemek, müzik izlemek istiyorlar. Hepsi sanat camiası. Benden evet. Başkası sanat, ben türkü söylemeyi bilmem ama konuşmayı, mikrofon aldım, susmayı da bilmem demiş. Yani herkese yavaş özür dileriz. Ama toparlayacağız. Ümit Bey, sizi gerçekten... Yönetmenim de diyor ki artık yavaş yavaş sonlara geldik. Tamam, bitireceğiz. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum bu akşamki için. Ben teşekkür buradan, ederim. Buradan tabii ki Tutu İhsan Afol'a, tüm seyircilerimize, bizi izleyen hemşehrilerimize ve... Kardeş gel gide. Gidek gidek
sıcak derler o. Hele kardeş gel gidelim.